Şimdi e, insanlar işte e, borçlanıyorlar ve sürekli olarak yeni borçlar e, e, yaşanıyor. Burak demiş ki birkaç tane böyle yorum var arka arkaya getirip iyi de muhalefet ne yapıyor? Şimdi e, doğru bir soru bence de geçerli bir soru. Kasura demiş ki peki muhalefet nerede? Bir başkası demiş ki e, yukarılarda bulacağım şimdi siz anlatırken birkaç tane böyle e, yorum okudum. Diyorlar ki ya tamam sorunlar bunlar. Peki çözümlerle ilgili biz diğer siyasi parti kadrolarından rasyonel, kalıcı bir şey duyuyor muyuz? Yani burada da bir sıkıntı yok mu diye soruyorlar. Ya ben bu bakış açısını ya artık çok komik buluyorum biliyor musunuz? Öncelikle onu söyleyeyim. Sebebi şu. Şimdi bir otobüstesiniz. Şoför basmış gaza giriyor. 200 vurduruyor arabaya. Otobüstesiniz yani. 40 kişilik araçtasınız. 200'e basmış dayamış gidiyor. Bir yandan da uyuyor bu adam. Öndeki yolcular şoförü sarsıyorlar. Ya abi kendine gel ne yapıyorsun? Na, dur, dur bağırıyorlar, çağırıyorlar. Arada da muavin geliyor. Bu uyaranları dövüyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra tepetaklak uçurumdan aşağı gidiyor. Şimdi burada Faksızın yolcular ya. şimdi burada yolcular ya. ne yapabilir ya? Şimdi muhalefet dediğiniz şey sadece siyasi partiler değildir bu arada. Yani konuyu dile getiren herkes tırnak içerisinde kısmen muhalefet yapıyordur aslında. Hani sivil toplum örgütleri, sendikalar, gazeteciler, uzmanlar, ekonomistler haklısınız. Tamam toplumsal muhalefet dediğimiz bu. Bu analizinize bir şey daha eklemenizi istiyorum Yasmin yazıyor. O da e, topluma e, yönelik bir eleştirisi var. Diyor ki peki kardeşim bu insanlar bu kadar kötü bir kadroya niye oy veriyorlar? Aslında o veren insanları da analiz etmeliyiz. Sorun halkta doğruya doğru kendimizi dev aynasında gör, görmekten vazgeçelim artık demiş mesela. Bravo en doğru en doğru tespit bu işte. Yine aynı otobüse geri dönelim. Şimdi şoför uyuyor 180 ile 200 ile gidiyor. 3-5 tane yolcu uyarmaya çalışırken muabin dövmeye geliyor o kişilere. Öbür taraftan bazı yolcularda ya bırak bir an önce varacağız kardeşim işte niye bırakalıyorsun diye uyaranları dövüyorlar aynı zamanda da o şoförün yaptığını destekliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu kadar basit bir şey aslında. Bu kadar basit. Ya sen onaylıyorsun durumu. Anlatabiliyor muyum? Onaylamayacaksın o zaman. Burada hala şu kafadan çıkmış değiliz gördüğüm kadarıyla. A partisi, B partisi, C partisi, D partisi. Bana ne abi be, bu partilerden? Bana ne ya? Ya yani biz futbol F tutmuyoruz ki futbol takımı tutsam bile fark etmez. Eğer ki beni sömürdüğünü hissediyorsam, bana yanlış yaptığını hissediyorsam bir futbol futbol kulübünün o kulübü de bırakırım. Problem değil yani. Ama buradaki hikaye şu. Önce bu ülkenin sahibi kim buna karar vereceğiz. Bu ülkenin sahibi kim? Bu ülkede karar verici kim? Bu ülkenin devleti kim? Buna karar vereceğiz. Hükümet mi bu ülkede devleti ya da herhangi bir ülkede? Hayır değil. Devlet vatandaşın ta kendisi. Peki bu ülkenin sahibi siyasi bir erk mi? Hayır değil vatandaşlar, millet. Karar verici kim? Bu ülkedeki yöneticiler mi? Hayır değil vatandaşlar. Bu hataları yapan kim? Bence yine vatandaşlar doğru. Yani 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır, 10 yıldır neyse arka arkaya hatalar yapılıyorsa ve bu hatalara onay veriliyorsa o zaman problemi kendinizde arayacaksınız kardeşim. O zaman da dönerim ben sana beter ol derim. Beter ol derim. Yani o zaman ben açım diye ağlamayacaksın. Ben işsizim diye ağlamayacaksın. Benim çoluğum çocuğum niye Türkiye'de kalmıyor? Bak Gurbet'e gitmeye çalışıyor diye. Ağlamayacaksın o zaman kardeşim. Bas bas bağırdım burada ya. Üç yıldır bağırıyorum diyorum ki. Bakın TÜİK gibi kurumlar, istatistik kurumları bir ülkenin en önemli ekonomik kurumlarıdır. Açık ara, açık ara en önemli ekonomik kurumu bir ülkenin istatistik kurumudur. Merkez Bankası falan değildir kardeşim. Eğer ki TÜİK rakamları doğru açıklamazsa ya da o ülkenin istatistik kurumları rakamları doğru açıklamazsa Merkez Bankası falan filan hepsi hikaye olur. Hiçbir kurum işini yapamaz. Hiçbir Demek, kurum. demek ki TÜİK'in başkanının sürekli değişmesinin sebebi de bu işte. Her şey oradan başlıyor kök sebep. Demin de konuştuk ya yani sıkıntı evet. burada. Bir saniye pardon. Güz, güz, güz. Buraya gelir misin lütfen köpeğim şu anda kamerayı düşürmek üzere de ha tamam şimdi e, bir öğrenci e, izleyicimiz yazıyor genç bir kardeşimiz diyor ki öğrenciyi düşünün bir de maaşı olanlar bir şekilde geçinebiliyor öğrenci 850 TL ile bir ay nasıl yaşasın 200 TL yol parası zaten o kadar haklısın ki e, Lütfen e, gerçekten çok haklısın bugün e, bugün şeyde Pardon, ben şöyle yerimi değiştirmek zorundayım çünkü benim e, kucu kucu kameranın yerini e, alt üst etti. Ha, şöyle ben ortalamış oldum galiba. E, bugün Ukomede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ukomede e, zam meselesi konuşuldu. E, biliyorsunuz, akaryakıt ve enerji zamları nedeniyle toplu taşıma zam yapmak durumunda aslında belediyeler. Fakat haklı olarak yani bir türlü de yapamıyorlar çünkü. Yani insanlar artık bir kuruş için halk ekmek önünde sıraya giriyor. O vaziyette toplum. Ama bugün çünkü aksi takdirde şey batacak. Hani Büyükşehir Belediyesi'nin bütçelerinin batacağından bahsediyorlar. İETT batacak diye bahsediyorlar. Zam teklifi UKOME'de görüşüldü bugün. Yüzde elli zam talebi vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Eğer bu gerçekleşseydi tam bilet 5.48'den 8.22'ye. Öğrenci bileti de 2.67'den 4 TL'ye çıkacaktı. UKOME bu zam talebini reddetti. Çıkamadı bu. Yani e, böyle de bir kriz var şu anda CHP'li belediyelerde. Toplu taşıma zam yapmak durumunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü batık durumda İETT, ben konuştum genel müdürüyle feci durumdayız diyor. Ama hiçbir şekilde zam yapamıyorlar. Ya bu sadece belediyenin sırtına bindirilecek bir şey değil zaten ama bir yandan da şöyle bir şey var. Ee, dev, devletin e, tırnak içerisinde ee, hükümetin bu CHP'li, MHP'li, AK Partili fark etmez. Bu belediyelere destek olması gerekiyor aslında. Yani böyle de bir gerçek var. Ya da üzerindeki yükleri alması gerekiyor. Yani bir yerlerde buluşması gerekiyor değil mi? Devletin belediyelerle. Evet. Ama zaten Biz, bu, onlar, onlar buluşamasın yani, ve başarısız olsun da baksın diye bekliyor zaten. Yani merkezi hükümetin CHP'li belediyelere bakış açısı bu. O zaman suçlu burada CHP'li belediyeler değildir yani. Şimdi ben babamın oğlu değil CHP bel belediyelerdi o zaman bu bakış açısı varsa ve bunu alenen ikrar ediyorlarsa, söylüyorlarsa ki söylüyorlar. O zaman problem burada belediyelerin değil, hükümetin olmaya başlar, devletin olmaya başlar. Bir başka konu, şimdi öğrenci kardeşim o kadar haklı ki. Lütfen yaşlı olanlar bana kızmasınlar. Lütfen. Ama bir kriz ortamındayız. Mesela yaşlılara bedava araç falan filan deniliyor ya toplu ulaşım araçları. Niye öğrencilere bedava değil abi? Ha, olur mu öyle şey? Niye olmasın? Norveç yapıyor. İskandinav ülkeleri yapıyor. Bizi kıskananlar. Öğrencilere bedava. Niye bedava değil onlara ulaşım? Niye? Mesela niye öğrencilere özel onları aşağılamayacak? Yani onları aslında böyle alt sınıf pozisyonu düşürmeyecek. Özel yemekhaneler yok. Ya da üniversitelerin yemekhaneleri, okulların yemekhaneleri niye ücretli? Niye bunları devlet karşılamıyor mesela? Niye var? Sorunu zaten. Yurt bulamıyoruz. Evet. Zaten mesela, mesela yurt bulamıyorsa neden barınma desteği verilmiyor bu çocuklara? Ya çocuklara daha KYK verilemiyor biliyorsunuz. Ne dedi? 200 lira. 40 liracıktan 200 liraya çıkarttık. Hala bile işte şey yapıyorsunuz deniyor Cumhurbaşkanı'nın hangi örgütü evet, diyorsunuz? Evet. Bu arada Meral Hanım UKOME'nin ne olduğunu bilmiyormuş. E, Haklıdır doğru söyleyelim. E, Ulaşım Koordinasyon Merkezi yani taksi, e, İETT, işte otobüsler, toplu taşın bütün bunlarla ilgili kararların verildiği belediye çatısı altındaki e, yapıya UKOME deniyor Meral Hanım. Peki birkaç tane soru daha var. Onları da aktarayım izninizle. Birincisi bu ekonomik model nasıl bir kalıcı hasar bırakabilir ve iktidar değiştiğinde bu mesele çözülebilir mi? Ya bu ekonomik model veya bir başka ekonomik model kalıcı hasar falan bırakmaz. Kusura bakmasın kimse. Ya bu iş düzelmez artık. Bu iş düzeltilemez. Hayır, i̇rade meselesi kardeşim. Bu iş bugün de düzeltilir. Gelirsin. Mesela gıda ile ilgili enflasyonun mu var? gıda ile ilgili enflasyonu çözmek için daha oturursun koltuğa gıda ihracatını kesiyorum kardeşim dersin. Bak Putin yaptı. Bir yıl ülke yapıyor. Gıda ihracatı yok bundan sonra süreçte işte dersin. Yaş meyve sebzeden bakliyatına kadar, tahılına kadar hiçbir şekilde ihracat yapmayacaksınız. İthalat da yok kardeşim dersin. Kendi ürettiğimizde kendimiz geçineceğiz dersin bu saatten sonra. Türkiye zaten her şeyi üretebilecek potansiyelde. İkincisi dönersin çiftçine. Bu saatten sonra sana benzinin mazotu aklına gelebilecek tüm giderlerini bedava veriyorum kardeşim. Gübreni, ilacı neyse artık bunları bedava veriyorum. Hatta şu an itibariyle çiftçi olmak isteyen, işçi işi olan olmayan fark etmez. Kim olursa gelsin başvursun. Gerekiyorsa ona arazi tavsiye edeceğiz. Gerekiyorsa bütün bu ayrıcalıkları onlara da vereceğiz dersin. Banka borçlarını silersin, vergi borçlarını silersin adamların. Hadi üretin kardeşim dersin. Takır takır bir yıl içerisinde gıda enflasyondaki problemini çözersin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. E bunun devlete bindireceği yok. Yük. Ne yükü varmış devlete bindireceği? Yani Sudanlı çiftçiyi, Rus çiftçiyi zengin ederken yük binmiyor mu devletin sırtına? Ne yük biniyormuş? Kendi çiftçine ver kendi çiftçinin ucuza üretsin. O ucuza ürettiğini de iç piyasaya ucuza versin. İnsanlar da domatesi 30 liraya yiyeceğine 3 liraya yesin. Ne var yani bunda? Niyetin önemlisi. Öbür taraftan öğrenciler işte biraz önce söylediler. Ya kardeşim öğrencilerden herhangi bir ulaşım ücreti alınmayacaktır. Belediyeler mi karşılıyor bunu? Kaç tane öğrenci taşınıyor? Bu kadar. Kaç tane mavi kart dağıtıyorsunuz? Bu kadar. Devlet bütçesinden bu sağlanacaktır dersin. Olur bir tek yani ballı kaymaklı müteahhitlerin onun bunun vergisini siliyorsun da bunu mu yapamıyorsun? Bunu mu yapamıyorsun? Her şeye kaynak var buna mı kaynağı yok yani? Ya da işte reel sektörün kalkındırılması, tekrar sanayileşme, üretim. bunda da bir yılda yapmazsın da iki yılda yaparsın. Bir yıl yan sanayici üretici var Türkiye'de. Bir yıl hiçbiri üretemez halde şu anda. Üretemiyorlar. Üretemiyorlar çünkü önlerinde elli bin tane engel var. Vergiler var, harçlar var, işçi maliyetleri var. Bunların üzerinden alın abi bunları bakalım oluyor mu olmuyor. Senin niyetin var mı? Yap planlamanı, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık kalkınma planlamanı, devlet planlama teşkilatını tekrar hayata geçir. Tarım politikalarını tekrar belirle. Yani sen yapmak istiyor musun bunu? Bana onunla gel. 128 milyar dolar kaç para ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? 128 milyar dolar bugün çarpın bakayım 15'le. 2 trilyondan fazla para ediyor. 128 milyar doları sen bu amaçla kullanmış olsaydın Türkiye bu sıkıntılarını sıkıntıların hiçbirini zaten yaşamıyordu ki. Hiçbirini yaşamıyorduk biz. Uyardık mı? Uyardık. Ben üstüme düşeni yaptım. Benim için rahat. Dövizi tutabildim mi? Tutamadım. Bugün döviz de 15 lira gelmiş durumda. 15 lira kardeşim. Yani 14-60 olsa ne olur? 15 olsa ne olur? 40 kuruş fark var arada ama 7 lira değil. Ve öbür taraftan piyasada maliyetler içerisindeki dolar, döviz, euro, sterlin neyse artık onlar da olması gereken değerin en az bir buçuk kat üzerinde işlem görüyor. Yani biz piyasada 14-15 liralık dolar görürken maliyetler içerisindeki dolar 22-23 lira ve üzerinde. Birilerini kayırmayı bırak kardeşim konut sektöründeki manipülasyonun köpüğünü al esas. Hani köpük almaktan bahsediyorsunuz ya. 4.250 lira asgari ücretin olduğu ülkede 5 milyona ev mi satılır kardeşim? Ayıp değil mi ya? Ya da 4.250 liralık asgari ücret olduğu bir ülkede 18 bin lira kira mı olurmuş? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Yani 18.000 lira, 20 bin lira kiralar Boğaz'da oluyordu eskiden. Eskiden dediğim bundan 3-5 yıl önce. Öyle çok yerlere gitmiyoruz arkadaşlar. Şimdi gidin Taşra'da ya Taşra'da şehrin dışında evler 5 bin 6 bin liradan başlıyor. 1 artı 1 kümes kadar evleri insanlara veriyorlar 3 bin 4 bin lira. Şehrin biraz içindeyse. Düzeltin abi. Devlet bunları kurgulamış zamanında yapmamış mı? Toki denilen şeyi sen lüks konut yapsın diye mi var etmişsin? Örneğin. Emlak Bankası'nı bu amaçla mı kurmuş? Ziraat Bankası televizyon satın almaları için mi kurulmuş? Vakıf Bank'ın görevi neymiş? Eti Bank niçin kurulmuş? Madencilik sektörünü desteklemek için değil mi? Ya da sendikalar. Sendikaların amacı nedir? Cumhurbaşkanı bizi davet ederse gideriz demek midir yoksa Sayın Cumhurbaşkanı gelin bir toplantı yapalım da şu konuyu çözelim demek midir? Yani herkes herkes böyle sanki görevini yapıyormuş gibi yapıp kendi torbasını doldurmaya çalışıyor. Ondan sonra da yani bu bu ülkede hiçbir şey olmaz. Bu ülkede o kadar çok şey olur ki kardeşim. Bu ülke büyük bir ülke. Herkes bunun bir farkına varsın bir kere. Biz Hollanda, Norveç falan değiliz. Biz onlardan çok daha büyük bir ülkeyiz. Biz kadim bir ırkız. Burada 84 milyon insan yaşıyor, gençler yaşıyor, pırıl pırıl. Bak senin gençlerini Amerika, Avrupa havada kapıyor. Sen niye tutmuyorsun? Sen niye tutmuyorsun? Niye emekline, niye EYT'ine burada ikinci sınıf vatandaş muamelesi çekiyorsun? Niye işçine düşük standartlı insan muamelesi yapıyorsun? Niye çiftçine cahil insan muamelesi yapıyorsun? Köylüne cahil insan muamelesi yapıyorsun? Bunların hepsi devlet politikası olarak yapıldı bu ülkede. Yalan mı? Bunun propagandası yapılmadı mı yıllarca? Çiftçilik yaparsan cahilsin. Aman oğlum git oku denmedi mi? Filmlerde konu edilmedi mi? Maalesef evet. Bütün bu söylediklerinizin hepsi doğru. Ee, yani e, o zaman önümüzdeki günlerde de Sıradan tüketici, çalışan kesim için bir iyi haber yok. Temmuz'da, sonbaharda daha göreceğimiz günler var anlaşılan. Bir yandan da siyasi kulisler Ankara'da çok hareketli. Yani gerçekten hani bir seçimle olaylar değişir mi? işler düzelir mi? Onu da bilmiyorum ama asıl mesele tabii gıda kriziyle başlıyor. Ta oradan başlıyor. Söylediğiniz gibi kendi kendine yetebilen bir Türkiye'ye geri dönmek önemli. Bir son kulisi sorayım size. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Torkun'un da sahibi olduğu Anadolu Birlik Holding'e talip olduğu konuşuluyor. Bugün Çiğdem Toker yazdı Sözcü gazetesinde. Ee, hani bir şeker krizi yaşıyoruz zaten ve bu şeker kriziyle ilgili de e, gene işte marketçisinden stokçusuna kadar Allah ne verdiyse payını alıyor siyasi söylemlerde. Ama bir yandan da Anadolu Birlik Holding'in satılacağı konuşuluyor. Satılıyor mu taviz olarak veriliyor mu? Ha, onu bilemiyoruz. Tabii. Bunlar hep ticari sır ya malumunuz. Ya biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, o bu falan bizimle swap anlaşması yaparken bir taviz aldılar. Şimdi onları böyle fitil fitil almaya başladılar mı onu bilmiyoruz. 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 Yani bir, Konya şekerin de bünyesinde olduğu Anadolu Birlik Holding'i de sattığımız zaman şeker konusunda tamamen dışa bağımlı bir ülke haline geleceğiz. İşte da anlatıyorum. Bunu anlatıyorum deminden beri yani kardeşim her şeyine bağımlısın. Her şeyine daha da bağımlı olmak için uğraşıyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun diyorsun ki ekonomi harika biz müthiş işler yapıyoruz süperiz. Elinize sağlık alkışlıyorum sizi müthişsiniz gerçekten ancak bu kadar yapılabilirdi çünkü. Yani uğraşsan ancak bu kadar olurdu öyle söyleyeyim size. Yani bir şeker ülkesini şekere e, mahkum hale getirdik. Bir yağ ülkesini yağ mahkum. İnanın ee, inanın bir çay ülkesinde e, çay kurbatabildi mesela yani inanılmaz şeyler gerçekten hani anlamak buğday duyuyorum. ya buğday buğday biz biz 1928-38 aralığında biliyorsunuz işte verdiğimiz narenciye ile buğdayla arpa ile samanla onunla bununla neyse artık Rusya'ya ağır sanayi fabrikaları kurdurduk Türkiye'ye. Yani onlar üretmiyordu biz üretiyorduk 1920'li yıllar. 20, 20 ile 28 aralığında ne yapılabilir düşünün artık. Sonra 28 38 aralığında bayağı bir şey yapıldı tarımda. Atatürk Orman Çiftliği öyle sayfiye yeri olsun diye kurulmadı zaten biliyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Yani, yani 28 38 aralığında Osmanlı'nın borcunu kapatıyorsunuz. 28 38 aralığında bütün bağımlılıklarından kurtuluyor Türkiye. 28 38 aralığında verdiği narenciyeyle, buğdayla, onunla, bununla ağır sanayi fabrikaları kurduruyor Rusya'ya. Şimdi oradan geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Rusya'dan buğday arpa alıyoruz. Çin'den daha fazla. Bir numaralı ithalatçısıyız Rusya'nın. Ondan sonra enflasyon şu oldu. Olacak. Daha da çok olacak. Daha da çok olacak. Burada da görüyorum bazı yazanlar. Bende de yazıyorlar hala bir şeyleri savunmaya çalışıyorlar. Sizin de başına bir Bu bizim başımıza gelmiyor bu arada. Sizin başınıza geliyor aynı zamanda. Anlatabiliyor muyum? Yani sen burada yazıyorsun bir şeyler belki. Hani hala savunmaya çalışıyorsun birilerini, bir şeyleri. Neyi savunuyorsun anlamak mümkün değil. Bak ben hiçbir partiyi savunmuyorum. Beni hiçbir parti ilgilendirmiyor. Bundan iki yıl sonra seçim olur. Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte X Parti iktidara gelir. İşte Saadet Partisi iktidara gelir. Fark etmez. O geldiğinde ben aynı tondan konuşmaya devam edeceğim. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen çark edip onun lehine konuşmaya başlayacaksın. Çünkü bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o bölümü geçelim. Peki. Selçuk Geçer çok teşekkür ediyorum. Önemli değerlendirmelerdi. Kırmadınız beni. Sözünüzde duran bir beyefendi olduğunuzu bildiğim için e, e, ayrıca sevgiler gönderiyorum size. Mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Evet.